Geçen podcast'ı kaydederken aşağı yukarı yarım saat boyunca kayıt tuşuna basıp basmam arasında gidip geldim. Tekrardan bu vakit kaybını yaşamamak için de bir an önce kurulumu yaptıktan sonra kayıt tuşuna bastım. Şimdi geçen podcast'ı montaj derken şunu fark ettim. İnsan konuşmasının kaydını dinlerken kendi diksiyonundaki, kendi hitabetindeki hataları daha net bir şekilde görebiliyor. Mesela aşağı yukarı 30 tane hani cümlesini çıkartmışımdır. O kadar fazla Hani şu şöyle, hani bu böyle demişim ki şu an hani <laughs> al işte sıçtık amına koyayım. Hadi başlayalım. İyi günler, nasılsınız? Benden de süper. Neden bu kadar çok hani dediğim konusunda pek bir fikrim yok. Acaba bir şeyleri ...betimlerken mi zorlanıyorum, gereğinden fazla mı örnekleme yapıyorum vesaire vesaire. Bu üzerine daha çok düşünmem ve üzerine daha çok düşünmem gereken bir konu büyük ihtimalle. Daha fazla düşünüp de konuşabilirim ama onun doğallığı bozacağını düşünüyorum. Dün dişim çok fena bir şekilde ağrıyordu. Büyük ihtimalle hani enfeksiyon falan kaptı. Ki enfeksiyon kaptı yani şu anki şişliğinden vesaire biliyorum. Doktora gitme ihtiyacı duydum o yüzden. Dün doktora gittim. Aşağı yukarı 4 saat boyunca önce beni röntgene yolladılar röntgenden geldim. Röntgenden şuraya sevk attılar. Buradan bu oldu falan. Hani benim doktora gidip gelmem 4 saat sürdü. Ki bunun hani 40-45 dakikası falan yol sürmüştür en fazla. Hani Türkiye'deki bu bürokrasinin bu derece saçma olmasını anlamıyorum. Hani şu E-Devlet gibi bir sistem var mesela. E-Devlet gerçekten bana sorarsanız büyük bir nimet. Hani her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama e devlet gibi bir kolaylık sağlanabiliyorken neden bürokrasili saçmalığına karşı koyulmuyor? Bu hani hiç anlayamadığım konulardan bir tanesi. Her yani neyse işte bu 4 saatlik saçma muhabbetten sonra evime geldim. Doktora gittiğim için o günüm zaten benim tamamen ölüydü. Ben bunun farkındaydım. O yüzden hani yapmam gereken ama yapamadığım bir iki işlem yapmak için bankaya doğru gittim. İşte bankaya doğru gittim. Baktım banka kapalı. Öyle arasındalar yarım saat 25 dakika falan vardı bankanın açılmasına. Ben de dedim ki bari boş boş beklemeyeyim. Bankanın yanındaki ATM'den paramı çekeyim gideyim kitapçıya. Almak istediğim bir iki kitap var onları alayım falan. ATM'ye geçtim. Tam işte kartımın şifresini giriyorum. Tam üçüncü hanede yanıma bir tane amca geldi bana seslendi. Dedi ki evladım dedi. Benim dedi işte bin lira çekmem gerekiyor ama diyor nasıl olacak ne olacak hiç bilmiyorum diyor. Bana yardımcı olur musun dedim amca olurum tabii. Hani hem ben mutlu olurum birisine yardımcı oldum diye. Hem amcanın eşi görülmüş olur falan. Yani çıkar ilişkisi tamam. Ben çıkarttım kartımı direkt iptal ettim. İşte amcayla amca şifresini falan söyledi bana. Ben girdim işte dedim böyle böyle amca. Dedi bana bin lira iki taksitli çeker misin? Dedim tamam çekerim. Girdim ayarlara hallettim. İlk başta işte parayı çekmedi. Amca dedim parayı çekmiyor bunu dedim iki taksit yapamayız. Beş taksitle çekiliyormuş bu en fazla. Tamam dedi evladım öyle yapalım dedi. Tabii ben bu sırada hani amca beşer dakika falan her arada açıklama yapma durumunda kalıyorum. Çünkü hani adam bayağı yaşlı bir adam. İster istemez anlamıyor. Amca işte açıkladım ben 5 dakika boyunca dedim 5 taksit yapabiliyoruz. En sonunda bir şekilde anladı dedi tamam 5 taksit yap. 5 taksit çekmeye çalıştık. 5 taksit çekince de yani şu sonuçla karşılaştık. Amcanın kartındaki limit yetersizmiş. O vakte kadar benim yanımda o hani iyi yürekli, temiz yüzlü görünen adam bir anda ATM'ye tükürdü. Dedi ki bunlar dedi kan emici vampirler, orospu çocukları falan. Çok ağır küfürler etti. Hani ne ATM kaldı, ne banka müdürü kaldı. Ben ister istemez güldüm. Çünkü bu tarz olayların çevremde yaşanmasını bir sorun olarak görmüyorum. Hani bir hikaye kazanmış oluyorum. Orada mesela ben bunu yaşadım. Şu an burada ya da başka bir insana anlatabiliyorum. Amcayı sakinleştirdim. Tabii gülmemeye çalışıyorum o sırada. Ki çevremizde de insanlar var bankanın açılmasını bekleyen. Onlar da bize bakıp bakıp gülüyorlar. Amcayı sakinleştirdikten sonra işte dedim ki amca dedim 700 lira çekebiliyormuşuz. Limitin ona yeterliymiş. Amca da tamam evladım dedi. O zaman dedi 700 lira çekelim. 700 lira çekmeye Hani bu sefer sebebini ben de gerçekten bilmiyorum. A parayı vermedi. Limitiniz yetersiz dedi. Acaba hani ben mi yanlış gördüm? Ya da yani ben de çok anlamam bu mevzulardan. Bilmediğim bir şey mi var? Orada 700 lira limit yazmasın. 730 lira limit yazmasına rağmen 700 lira çektik. Vermedi 5 taksitle. Amca da böyle en son gözleri doldu. Ben şey dedim amcaya gel hani ben de içeri gireceğim zaten gel beraber gidelim. ben senin işini çözeyim ben kendi işimi sonra yaparım dert değil dedim o da tamam dedi ilk başta sonra dedim amca dedim nereye yani gel oturalım burada bir yerde bir bank vardı ama bank boştu yani çünkü güneşin ortasında duruyor ki Mersin'de güneşin ne kadar yaktığını anlatmama da gerek yok amca dedim işte gel oturalım buraya amca baktı dedi işte ben güneşe oturmayayım benim işte kötü yapıyor başım dönüyor falan dedi tamam dedim ne yapalım ''Tuttu kolumdan sen beni takip et asla konuşma.'' dedi. Ama öyle bir anda ses dolu kanınlaştı. Windizzle gibi konuşuyor. Bankanın kapısına gittik. Güvenliğin yanına gitti bu. Dedi ki ''Bak'' dedi ''Bu benim torunum. Annesi bana emanet etti. Benim de şimdi güneşte tansiyonum çıktı. Güneş de vurdu bana. O yüzden dedi ''Bana sıra numaramı verin içeride. Ben içeride bekleyeyim. Torunum dedi geçsin dolaşsın. İşim bitince ararım gelir alır.'' dedi. Güvenlikte acıdı herhalde inandı. Tamam amca dedi olur dedi. Amcayı içeri aldılar. Amca içeri gitmeden önce böyle bana bir baktı. Hani şunu yaptı. Görüşürüz torunum. <laughs> böyle samimiyetsiz pis bir gülüşle bana bunu söyledi. Beni oradan kovdu. Amca içeri gitti ondan sonra. Ama işte işin kötü yanı şu ki İlk başta dediğim gibi benim de içeride bir işim vardı. Benim de içeri girmem gerekiyordu. Ben ondan sonra içeri giremedim çünkü amca beni torna olarak tanıttı. Hani büyük ihtimalle bir, iki, bir saat sonra falan gitsem hiçbir sorun olmaz. Çünkü yani amca yok ortada. Ama amca orada varken giremezdim oraya. Ben de işimi halledemedim. Topuklarım kıçıma vura vura tekrar evime döndüm. Bu da böyle saçma bir anı olarak kaldı bunu. Neden anlattığıma dair de pek bir fikrim yok. Aslında bu gün için net bir konu belirlememiştim. Şimdi konulara baktığımda da çok fazla hani bir şey göremiyorum. İşte arkadaş arasında yaptığımız sohbetler falan var. İlk başta podcast çekmeyi niyetlenirken şunu düşünmüştüm. Gerçekten entelektüel sayılabilecek e, bilgi birikimlerimi ortaya koyabilecek şeyler anlatırım. Ve aynı şekilde benim gibi düşünen, bilgi birikimleri aşağı yukarı benim kadar olan insanlar çevremde toplanır diye düşünüyordum. Ama işi icraate dökmeye gelince şunu fark ettim. Ben entelektüel birisi olmaya da bilirmişim. Çünkü hani buraya yazmış olduğum konulara bakınca şu an elimde 6 tane konu var. Bunlardan sadece bir tanesi doğru düzgün sayılabilecek bir konu. O da hani geç kalmışlık hissi. Ya geç kalmışlık hissini buraya yazarken aslında düşüncem daha çok şuydu. Bakın ben 17 yaşındayım. Daha yolun başında da değilim. Yani daha başının başıyım. 70 yaşındaki birisi için şu an ben portakalda vitaminim. Bu hani utanılacak, sakınılacak bir şey de değil. 17 yaşında olmam kötü bir şey de değil. Aslında iyi de bir şey. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yolun başında olduğunun farkında olan ve kalan vaktini kendini geliştirmeye adamış birisi olarak tanıtabilirim belki kendimi. Ama gelin görün ki mevzu öyle olmuyor. Bir şekilde hani benim içimde de o her insanda olan geç kalmışlık hissi kendine yer ediniyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Bir şey oluyor, bir mevzu hakkında konuşuluyor. İşte ben diyorum ki o iş diyorum bizden geçti ama daha 17 yaşındayız. Ondan sonra şunu düşündüm. Acaba 30 yaşındaki insanlar, 40 yaşındaki insanlar, 50 yaşındaki insanlar... Bu insanlardaki geç kalmışlık hissi büyük ihtimalle birebir bendeki aynı his. Sadece insanın tembelliğinden doğan... ...bir his. Çünkü ortada geç kalmayla alakalı... ...bir durum yok. Nereden biliyorum ki? Eğer hani ben yaşıyorsam geç kalmayla alakalı... ...değildir. Yapmak istediğim şeyleri... ...daha doğrusu öğrenmek istediğim... ...kendimi geliştirmek istediğim konularda... ...şu an kendimi geliştirebiliyorum. E peki neye geç kalıyorum? Bir şeye geç kalmıyorum. Büyük ihtimalle yapmaya takatimin... ...olmadığı şeylere diyorum ki... ...ben, biz geç kaldık bunun için. Ama yani dediğim gibi... ...hiçbir şey için kimse geç kalmış değil... Hani zaten ben kendimi şu an o kısas düzlemine koymuyorum bile. Ama bir 35 yaşında birisi mesela sallıyorum bilmiyorsa bunu. Herhangi bir konu için büyük ihtimalle geç kalmış değil. İşte 70 yaşında biri dinliyorsa, 95 yaşında biri 95 yaşında biri geç kalmış olabilir. O konuda net bir şey söyleyemem. Benim bu podcast serisi için beklentim şuydu. Kaliteli bir şeyler anlatırım. Kaliteli insanlar da dinler hani daha çok tek başıma konuşmamış olurum gibi bir şey. Ama şunu fark ettim. Geçen podcast'te hani benim ana konum şuydu. Albert Camus'un hani ortaya atmış olduğu absürtlük teması hakkında bir iki bir şey anlatacaktım. Arada da böyle gülüp geçecektik. Yani düşündüğüm o konu hakkında tek şaka Albert Camus'a kız meselesi mi abi demekti. Ondan sonra nasıl oldu ben de bilmiyorum. Mikrofon açıkken demek ki benim bilincim kapanıyor bir şekilde. Albert Camus hakkında değil de kimin pipisinin küçük ya da büyük olduğu hakkında konuşmaya başladık. Bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi henüz karar veremedim. Eğer her seferinde başladığımız konuyu bitiremeyeceksek tabii kötü bir şey. Ama onun dışında böyle sohbet muhabbet akan bu podcast serisi içinde bunu düşünüyorum. ...bir kahve molası, bir kahve içerken dinlenebilecek... ...ve yani tamamen geyik üzerine zihninizi boşaltabilecek şeyler. Dün podcast'ı montajlarken... ...beni düşündüren konulardan bir tanesi de... ...hep hayalini kurduğum, benim kaliteli şeyler anlattığım... ...ve kaliteli insanların dinlediği podcast serisinin... ...bu olamayacağıydı. Ve hani bu konuda neredeyse net bir fikre vardım denebilir. Çünkü felsefedir, tarihtir ya da herhangi böyle üstünde düşünmemiz gereken bir konu hakkında konuşmakla bu sohbet temasının çok başka olduğunu düşünüyorum. Sohbet konseptiyle doğru düzgün bir şeyler anlatabileceğimi de düşünmüyorum. Zaten hani iki de bir tek diyorum falan. Tabii buralara montajda kat falan koyduğum için belli olmuyor ama benim mesela geçen podcast 12 dakikaydı. Benim onu çekmem yarım saatten fazla sürdü. Montaj hariç. Daha kaliteli bu tarihtir işte felsefedir ya da hani daha üstüne düşünülecek konular hakkında konuştuğum Pastörize Podcast gibi bir isimde. Yani Pastörize Podcast bana neredeyse çok güzel bir isimmiş gibi geliyor. Öyle de bir seri yapmayı düşünüyorum ama hani daha ona yolumuz var. Daha hele bir 10 tane bundan çekelim bakalım oluyor mu gidiyor mu falan. Sizi bilmem ama ben bayağı sinefil bir insanım. Günde 4 film falan izliyorum. Tabii yani şu sıralar haftada 4'e indirmek zorunda kaldım yoğunluğumdan dolayı. Ki bu beni hani hem üzdü hem de çok zorladı. Sanki hani sigarayı bırakıyormuşum gibi hissettim. Hani alt üstü alt üstü günde 4 değil, haftada dört film izleyeceksiniz. Zaten hani film izlemek öyle bir gereksinim de değil diyeceksiniz. Gereksinim arkadaşlar, gereksinim. Benim gibi insanlar için gereksinim. Çünkü hani gerçekten bir film tutkunu olduğumu düşünüyorum. Hani filmlere bayılırım, yönetmenlere bayılırım, şuna bayılırım, buna bayılırım. Ama bunun en kötü yanı şu oluyor. Yani sinefillik aşağı yukarı sigara kullanmak gibi bir şey. Hani alkolik bir insanla ilk tanıştığınızda alkolik olduğunu anlamazsınız ama sigara içen birisiyle ilk buluşmanızda dersiniz ki bu adam hani sigara içiyor çünkü neden? İçer önünüzde. Ve sinefillik de sigara gibi birisiyle buluştuğunuzda falan ister istemez ona sinefil olduğunuzu bir şekilde belirtiyorsunuz. Hani bu önünüze geçebildiğiniz bir şey değil. Mesela geçenlerde birisiyle buluşmuştum. Dolmuş bekliyoruz falan. Öyle hani bir anda o zaman dans dendi. Bir iki şey oldu. Ben de danstan anlayan birisi değilim. Bildiğim tek dans Pulp Fiction'da John Travolta'nın bildiğim tek dans Pulp Fiction filminde John Travolta'nın yaptığı dans. Ben de hani birebir aynısını yaptım. Bak dedim bu John Travolta'nın Pulp Fiction'da yaptığı dans biliyor musun dedim. Böyle hani bir baktılar bana. Hani o grubun benden tiksindiğini anladım ben mesela. Ve gerçekten hani o kadar saçma bir mesele ki bir insanın izlenmesi gereken hani herhangi bir kültür seviyesini geliştirmek isteyen birisinin yapması gereken şeylerden bir tanesi de sallıyorum IMDb'deki top filmleri izlemektir. Mesela benim için top 250'dir ki ben top 250'yi bitirdim. Ama mesela en kötü top 50 filmi mesela izlemelisin. Ben ama Pulp Fiction'dan bahsettiğimde yüzüme öyle mal mal bakınca bir insan. Hani ben onlardan zaten tiksindim. Ama onların benden tiksinmesi çok kötü oldu. Hani şey gibi oluyorum daha çok o grubun içerisinde bulununca. Ben eli yüzü düzgün böyle düzgün bir beyefendiymişim. Onlar da böyle punkçı, emo, serseri falanmış da onlar beni dışlıyormuş. Ben de hani neden böyle bir durum oluyor. Ben sonuçta şu an buradaki eli yüzü düzgün kültürlü insanım tribini yaşıyorum şu anda. Aslında şu anda demek doğru olmaz çünkü hayatım zaten bu tribi yaşamakla geçiyor. Çoğu insan hayatı bu tribi yaşamakla geçiyor benim kafamda olan. Bu kötü bir durum değil ama hani bir şekilde 7 milyar 8 milyar insan var. Sinefil insan bulmak çok zor da değil. Ama büyük ihtimalle bu kanalı açmamın en büyük sebeplerinden birisi de çevremde sinemadan konuşunca yüzüme bakan insan dışında hiç insan olmamasıdır ki zaten hani ki zaten Teoman'ın da bir sözü vardır. Sinemadan bahsettiğinizde yüzünüze bakan insan hiç insandır. Tabi bunun türevlerini de söylemiştir Teoman. Çok çok insan az insandır. İzliyoruz i̇şte izliyoruz ama duygusuz izliyoruz falan böyle lafları vardır Teoman'ın. Dediğim gibi hani hayatım bir şeylerle uğraşmak, kendimi geliştirmek ve benden üstün olduğunu düşünen aşağılık insanlarla kavga etmekle geçiyor. Ben özellikle şunu anlamıyorum. Bazı filmleri sevmeyebilirsin. Hani mesela benim için Olan Şüpheliler çok güzel bir filmdir. Hani benim için gerçekten üst sıralarda yer alır. Bir insan gelip bana Olan Şüphelileri sevmiyorum. Yok, onu diyemez. Onu diyemez. Mesela olan şüpheliler örneği hiç olmadı. Olan şüpheliler çünkü baş yapıttır benim için. Bir insan bana gelip mesela Donny Brasco'yu sevmiyorum dese ben derim senin görüşün sevmeyebilirsin. İşte filmin böyle böyle kötü olduğunu düşündüğün yanları vardır. Bazılarına katılırım, bazılarına katılmam. Ama gelip çok kült bir filme, çok boktan bir yorum yapmak hani çıldırırsın ya gerçekten adam geliyor diyor ki Yüzüklerin Efendisi'nin altına işte yorum yazmışlar. Zaman kaybı. Çıldırırsın hani o adamın. Çıldırırsın ya. Yani kötü filmleri de sevmek zorunda değilsin. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni benim çok beğenmediğini söyleyen bir sürü arkadaşım var. Ben Yüzüklerin Efendisi'nin hastası bir insanım. Şu an elimde Tolkien'in tüm kitapları duruyor. Hepsini okudum. Defalarca filmlerini defalarca izledim. Bayılırım. Şu an hani podcast'i kaydederken karşımda Orta Dünya'nın haritası şeklinde bir duvar halısı var. Tüm duvarı kaplıyor falan. Ne kadar sevdiğimi anlatabilir miyim bilmiyorum ama çok severim. Ve bir insan gelip bana hani Yüzüklerin Efendisi'ni sevmiyorum dediğinde olgunlukla karşılarım. Tamam derim. Sonuçta bu fantastik edebiyattır. Her insana gitmeyebilir. Mesela ben de korku filmlerini sevmem kardeşim. Gayet doğal derim. Okey. Ama bir insanın gelip Yüzüklerin Efendisi'ne bok gibi demesi Yüzüklerin Efendisi'ni sevip sevmeyen herkesi ilgilendiriyor. Bu bir suçtur. Gerçekten bunun bir suç olması gerekiyor. Sonuçta toplumu bölme ve tahrik etmeme öyle bir suç var. Ondan işte aynısından. Yani bunu söyleyen insanlar gerçekten yeni internet çağını temsil ediyorlar bir yandan. Beğendikleri işlere bakıyorum. Hani diyorum ne beğendin peki sen Yüzükler Efendisi'ni sevmiyorsun? Bana diyor ben Twilight'ı bir de Team Wolf'u çok seviyorum. Siktir lan oradan. Bak <laughs> sinirlendim. Yüzüklerin Efendisi hakkında bu tarz konuşmama kararı aldım daha demin. Podcast'i biraz durdurup. Kötü yorumlarda bulunuyorum. Kalp kırıyorum. neyse konumuzdan zaten iyice saptık. Eğer sizi kült filmlere ya da sevdiğiniz çok iyi bir esere, gerçekten iyi olduğuna inandığınız bir esere... Dediğim gibi işte Yüzüklerin Efendisi'dir, Godfather'dır, Esaretin Bedeli'dir falan bu hani üst sıradaki zaten mainstream olan şeylerden bahsediyorum. Bunlara gelip saçma salak yorum yapan, vakit kaybıdır diyen bir insanla karşılaşırsanız şunları yapmanız gerekiyor. İki elinizi ensenize koyun kafanızı dizlerinin arasına koymak suretiyle eğilin. İkinci alarmı duyduğunuzda oradan kaçıp en yakın toplanma bölgesinde buluşun. Ardından 112, 110, 155 gibi hatları arayabilirsiniz.